sevgili izleyiciler. Özellikle üniversiteye hazırlanan gençler, bildiğiniz gibi fakültelerin tanıtımını devam ediyoruz. İlk olarak neyi tanıtmıştık? Teknoloji Fakültesini, Mühendislik Fakültesi, daha sonra Fen Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi ve bugün de iki değerli konuğum var. Konuklarımla Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini ve bölümlerini tanımaya çalışacağız. Ve bunun için de iki misafirime hoş geldin diyorum. Profesör Doktor Efe Akbulut ve öğretim görevlisi Züel Feray Şenkibar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler sizler. Çok sağ olun, teşekkürler. Züel Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde şen derslerine giriyorum. Hı hı. 1993 yılından beri üniversitede görev yapmaktayım ben de. Güzel. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Profesör Doktor Efe Akbulut. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi dekanıyım. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölüm Başkanıyım. Dolayısıyla Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı da başkanıyım. Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı'na ilişkin de bilgiler vereceğim. Güzel. O zaman eğer öğrencilerimizi bize bağlanacak olurlarsa fakültemiz hakkında detaylı bilgi aktarabileceğiz demek. Tabii ki, zaten. Tabii ki. Sizinle devam edelim. Hocam, fakültemizi kısaca bir tanıtabilir miyiz? Daha sonra bölümlerin detaylarına gireceğiz. Evet, Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2011 yılında kuruldu. 2013 yılında bölümleri oluşturuldu. Şimdi biz bu fakültenin bölümlerini oluştururken Sayın Rektörümle epey görüş alışverişinde bulunduk. Şöyle bir mantık ve felsefeyle bu bölümleri oluşturalım, bunun içini dolduralım dedik. Öyle ki bir bölümümüz devlet konservatuarlarını içeren müzik bölümü olsun. Bir bölüm Türk müziği konservatuarlarını içeren Türk müziği bölümü olsun. Aynı zamanda bir sahne sanatları bölümü olsun. Tiyatro, opera ve bale ana sanatların dallarını oluşan. Bir de kuramsal anlamda ileride araştırma merkezlerine kaynaklık eden bir müzikoloji bölümü olsun. Yani 4 bölüm ve 9 tane ana sanat dalından oluşan bir bölüm oluşturmak istedik ve kurduk. Aynı zamanda çok önemsediğim bu bölümlerin yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde de bir orkestra, senfoni orkestrası oluşturalım. Yani Pamukkale Üniversitesi senfoni orkestrası kurulsun. Hem üniversitemize hem ilimize ve çevreye sahne sanatları anlamında hizmet etsin. Bu felsefeyle bu fakülte kuruldu. Güzel. Fer Hocam, siz hangi bölümle ilgiliydiniz? Ben şan derslerine, bireysel söyleme derslerine giriyorum müzik bölümünde. Kısa tanıtım yapalım isterseniz. Öğrencilerimizin sesini kullanması, nefesini kullanması, düzgün şarkı söyleyebilmesi, bu anlamda sahneye alıştırma, bu anlamda ya da öğretmenliğe adapte etme, bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda yine bölümümüzün dışında da Türk Halk Müziği Topluluğu'nun şefiyim ben. Yine 93 yılından beri kuruldu Türk Halk Müziği Topluluğu. Çeşitli başarılara imza atıyoruz her yıl. Üniversiteler hangi arası, fakülte bölümü? Bütün üniversitenin topluluklarından bir tanesi bizim üniversitemizin topluluğu, Halk Müziği Topluluğu. Fakültelerin hepsinden öğrenci gelebiliyor bizim koromuza, topluluğumuza. Ancak müzik kulağının iyi olması gerekiyor. Öncesinde bir sınava alıyoruz öğrencileri. Müzik kulağı iyiyse topluluğumuza girebiliyor. Çeşitli önemli günlerde, haftalarda konserlerimiz oluyor. Yarışmalara gidiyoruz. Bakanlığın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmalara gidiyoruz. Ve hemen hemen her sene Türkiye birincisi olup geliyoruz. Ve nota bilmeyen öğrencilerle bunu yapıyoruz. Müzik bölümünden de yine öğrencilerimiz oluyor. Çalıcı olarak, söyleyici olarak. Hocalarım sağ olsun, Efe Bey hocam, Sayın Rektörümüz de çok destekçiler bu konuda. Teşekkür etmek evet, istiyorum. Bu bağlamda izin verirseniz ben de devreye girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi üniversitemizde birçok topluluk var. Tabii bu topluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir rektör yardımcısı başkanlığında çok önemli işlevler yükleniyorlar. Tabii bunların içerisinde Türk Halk Müziği Topluluğu'nun çok önemli faaliyetleri oluyor. Çok anlamlı. Yani üniversitemizin müzik, Türk Halk Müziği alanındaki
kendini gerçekleştirmek isteyen, bu konuda ifade etmek isteyen Ferah hocamız da onun başkanlığında oluşturan Türk Halk Müziği topluluğunda kendisini buluyor ve gerçekten yani bu, gerek üniversitemizde gerek bölgemizde gerek dışarıda çok önemli, ben tekrar oldu gibi oldu ama çok önemli başarılara imza attılar. Üniversitemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herhalde onu siz önemsediğiniz için herhalde tekrardan tabii, altını çizme gereği duydunuz. Evet, evet. Evet. Çalışmalarımız zaten müzik bölümünde oluyor. Evet. Hocamın sayesinde sağ olsun. Bir de öğrenciler böylelikle kendi öz müziğimizi öğrenmiş oluyorlar. Yani popüler müzik biliyorsunuz bayağı yozlaştı şu dönemde. Evet. Kendi müziğimizi onların arasından seçip öğrenme şansını yakalamış oluyorlar. Doğru. Yine sizinle devam edelim hocam. Efe hocam ne konuşalım? Müzik bölümünde burada gördüğüm kadarıyla müzik bölümü, sahne sanatları bölümü, müzikoloji bölümü, biraz evvel de bahsettiğiniz gibi Türk müziği bölümü. Müzik bölümünden yaylı çağrılar, ana sanat dalı. Evet, isterseniz şunu konuşalım. Pek yakında ana bilim dalı başkanı olduğum müzik öğretmenliğinin yetenek sınavlarını konuşalım isterseniz. Tamam. Resim öğretmenliği ana bilim dalının yetenek sınavlarını konuşalım. Yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi, yani biz aslında şunu da amaçlıyoruz. Yani bilinmediğini veya daha az bilindiğini düşündüğümüz bölümleri bir tanıtalım. Çünkü öğrencilerimizin kafasının karışık olduğunu düşünüyoruz. Peki. Mümkün olduğu bölümlerimizi tanıtalım. İnsanlar bu öğrencilerimizin, gençlerimizin biraz daha netleşsin fikirleri evet, şimdi, o anlamda. Şimdi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne öğrenci alımını 2017 yılında gerçekleştireceğiz. Onun için söylüyorum. Hmm. Şu anda açık olan bölümler. Evet, şu yani pek biz tamam. Pek yakında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin bölümlerine öğretim üyesi alacağız ve gelecek öğretim döneminde, bu öğretim dönemi değil, 2016-17 öğretim döneminde öğrenci alacağız. O zaman onu şöyle hızlı bir geçiş yapabilir miyiz? Onu da şu anlamda. Evet. Diyelim ki PAYU'da değil de başka bir üniversitenin, fakültenin o bölümüne gitmek isteyenler oluyor. Sadece onu bilgilendirme amaçlı. Evet, onlara hızlı bir geçiş yapabiliriz şimdi, mesela. Mesela müzik bölümü, birinci bölüm müzik bölümü konservatuar gibi, devlet konservatuarı gibi yaylı çalgı, çalgılar ana sanat dalı, nefesli çalgılar, kompozisyon, şeflik ve piyano ana sanat dalından kurulu bir bölüm. İkinci bölümümüz sahne sanatları bölümü. Burada mesela tiyatro bölümü, tiyatro ana sanat dalı var. Opera ve bale var. Dördüncü bölümümüzde Türk müziği bölümü var. Türk halk ve Türk, geleneksel Türk halk ve Türk sanat müziği ana sanat dallarından oluşan, iki ana sanat dallarından oluşan Türk müziği bölümümüz var. Üçüncü bölümümüzde müzikoloji bölümü. Kuramsal, yani bilimsel araştırma yapan müzik alanına ilişkin bir bölümümüz, araştırmaya ilişkin bir akademik bölümümüz. Evet. O zaman tamam. Şu andaki hangi bölümlerde çalışma var? Onlara evet, şimdi Müzik Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ana bilim dalına öğrenci alımı yapılacak. 27-31 Temmuz arası. Tabii bu müzik Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurum eğitim fakülteleri müzik bölümleri. Yani Türkiye'de bu konuda öğretmen yetiştirme fonksiyonu bu bölümlere verilmiş. Sanatçı yetiştiren bölümler işte konservatuarlar, yani müzik sahne sanatları fakülteleri ve araştırmacı yetiştiren de güzel sanatlar fakültelerini veya konservatuarlarının müzikoloji bölümlerine vermiş. Yani kurumsallaşma böyle oluşmuş. O peki anlamda sizin fakültenizden mezun olan kişi hiçbir şekilde öğretmen olma şansı yok mu, yoksa formasyon gibi? Hayır, bizim bölümümüzden mezun olan, müzik öğretmenliği ana bilim dalından mezun olan öğrenci bu KPSS'den ilgili puan alınca tayin edilen, yani müzik öğretmeni, formasyona gerek yok. Çünkü öğretmenlik fonksiyonu, işlevi bu bölümlere verilmiş. Evet, pedagojik formasyon alıyorlar. Evet. Aynı şekilde resim iş öğretmenliği ana bilim dalı da yine eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümüne bağlı, eğitim fakültesine bağlı. Bunların da sınavları 27-31 Temmuz arası yapılıyor. Yetenek sınavlarından sonra
bölüm öğrencisi olacak ve 4 yıl eğitim süreci sonucunda öğretmen olarak mezun olacaklar buradan. Fenerbahçe'sine devam edelim isterseniz. Sizin bölümü hangi öğrenciler tercih etmeli? Öncelikle Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri. Çünkü şöyle ki, gerçi hocam daha iyi anlatırdı ama sınava girerken solfej okuyor olması gerekiyor öğrencinin. Artı bir de piyanodan duyduğu sesi notaya alabiliyor olması gerekiyor. La mı olduğu, sol mu olduğu, işte kaç vuruşluk olduğu. Bunun için bir ön çalışma yapması gerekiyor. Sağlıklı bir sese sahip olacak, çalgı çalabilecek düzeyde bir yeteneğe sahip olması gerekiyor. Tabii dışarıdan gelen öğrencilerimiz de oluyor, düz lise mezunu. Ama mutlaka önceden müzik alanında biraz kendini yetiştirmiş olması gerekiyor. Yani bazen geliyorlar, bu anlamda da bilinçlendirmiş olalım izleyenlerimizi. İyi olur. Yetenek sınavları hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan gelebilen olabiliyor. Onun için zaten web sitemizde de şartlarımız var değil mi hocam? Ben de değineceğim. Evet. Oradan bilgi edinebilirler. Biraz daha donanımlı gelmeleri onlar için daha iyi olacak. Bir de üniversite sınavından da puanları önemli, almış oldukları puanları yüksek olursa daha avantajlı olmuş oluyor tabii. Tamam. Hocam daha iyi değinebilir bu konuda. Tamam, hocamla devam edelim. Ekleyeceğiniz şeyler var mı hocam? Şimdi şöyle, müzik öğretmenliği ana bilim dalı sınavı iki aşamalı ve kendi içerisinde de ikinci aşamada iki aşamalı. Yani birinci sınav kulak sınavı dediğimiz, öğrenci ne düzeyde duyabiliyor yani müzikal anlamda, işte sesleri verebiliyor mu, bir ezgiyi tekrar edebiliyor mu, o verilen ritim kalıbını ne kadar mı tekrar edebiliyor, biz bunları ölçüyoruz. Buradan 50 ve üstü puan alanlar ikinci aşamaya geçiyor. Orada Feray Hanım'ın da hocamın da söylediği gibi ses ve müziğin ses ve çalgı boyutuyla değerlendiriyoruz. Yani orada işte sesinin sesine bakıyoruz. Öbür taraftan hangi düzeyde çalgı çaldığına bakıyoruz ve bu üç, yani ses, çalgı ve işitme eğitimi olarak üç boyuttan oluşan bir sınavın karışımı onların yetenek sınavı oluyor. Hı. Ayrıca da tabii ÖSYM'nin belirlediği işte yüksek öğretime geçiş sınavının önemli bir etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ve oradan gelen bir hesaplamayla yetenek sınavıyla birlikte onların gerçek puanı ortaya çıkıyor ve sıralamada kim 30 işte 30 öğrenci alıyoruz, o sıralamaya girebiliyorsa bizim öğrencimiz oluyor. Puan konusunu değinecek olursak geçen seneki puanımız kaçtı hocam? Şimdi geçen yılın puanı müzik aradım. Öğretmenliği ana bilim dalı taban puanı 140'tı. Bu yıl biz bunu 180'e çektik. Biraz neden çektik? Çünkü resimde aynen devam ediyor. Zannedersem gelecek yıl onu da biraz yukarı doğru çekeceğiz. Çünkü oraya gelen öğrencilerin algılama düzeylerinin iyi olmasını istiyoruz. Evet. Yani algılama, zeka durumlarının oradaki yapıları kısa sürede edinebilmeleri, onu anlayabilmeleri çok önemli. Yani bilimsel anlamda zihinsel süreçlerin, kognitif sahanın dediğimiz iyi olması gerekir. Yani öbür taraftan onu algılayacak ki bunu müziksel davranışa dönüştürecek. Öbür taraftan duygusal davranışa dönüştürecek. Bu o açıdan birazcık puanları yukarı çektik. 180'de çok yüksek bir puan değil. Aslında bize göre ortalama değil. Bir puan. Evet, başka üniversitelerde daha yüksek alanlarda var zannediyorum. Evet. Ama resimde 140 olarak devam ediyor. Şu an bu yıl resimde de 140 puan olarak devam ediyor. Müzik bölümüne kaç öğrenci müzik olacağız? Müzik bölümüne 30 öğrenci alıyoruz. Resim bölümüne 40 öğrenci alacağız bu yıl. Bunlar hep eğitim fakültesi bünyesindeki. Evet, öğretmenlik ana bilim dalları. Öğretmenlik dalları. Evet. Feray Hocam, siz de neyi devam edelim, neler söyleyebilirsiniz bölümümüz hakkında? Bölümümüzün yönetim açısından, işleyiş açısından gerçekten diğer üniversitelere göre daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum ben. Yapı olarak,
imkanlar olarak birçok üniversiteye göre her şeyimiz yeni. İmkanları çok fazla. Piyano açısından, çalgı açısından, gerçi küçük çalgıları öğrenciler kendileri getiriyorlar ama piyano olsun, sınıflar olsun, çalışma şartları, çalışma odaları gerçekten çok elverişli. Binamız yeni bir bina. Bunun yanında artı sosyal anlamda da çocuklarımız çok şanslılar. Üniversitemizde biliyorsunuz sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler çok üst boyutlarda. Bu sportif faaliyetlerden de yararlanabiliyorlar. Diğer topluluklara üye olabiliyorlar. Zaten hocalarımız da çok değerli arkadaşlar hepsi. Güzel bir eğitim süreci içerisinde iyi bir öğretmen olma çabasında çocuklarımız. Herkese de tavsiye edebiliriz. Artı bir de Ege bölgesi olması güzel. İklim şartları açısından yine çok elverişli. İklim şartları mevsimsel olarak. Mevsimsel olarak. Ve öğretmenlik boyutunda da çok çok ileri düzeyde olduğunu düşünüyorum. Pedagojik anlamda yine aynı şekilde. Pedagojik dersleri veren hocalarımız da çok düzeyliler, akademisyen insanlar onlar da. Birçok üniversiteye göre daha üst seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Evet. Biraz sonra da sormak istiyorum size. Bölümünüzün en iyi tarafı ve en kolay tarafı ve en zor tarafını soracağım. Bir de öğrenciler sizin bölümünüzü neden tercih etmeli diye o konuda bir fikrinizi almaya çalışacağım. Tabii. Şimdi Evi Hocam'la devam edelim. Hangi bölümle devam edelim hocam? Aynı soruyu ben de biraz açmak istedim. Tamam. Şimdi Pamukkale Üniversitesi gerçekten büyük bir üniversite. Ya dünya üniversitesi, çok dinamik bir üniversite ve kısa sürede çok büyük gelişmelere imza atan bir üniversite. O bağlamda bütün fakültelerin, ya çoğu fakültelerin bölümlerinin, akademik kadronun, idari kadronun iyi olduğu bir üniversite. Bu bağlamda eğitim fakültesinin müzik ve müzik, özellikle müzik anabilim dalı, müzik öğretmeni anabilim dalının kadrosunun da güçlü olduğunu vurgulamak isterim. Tercih sebeplerinin çok olduğunu düşünüyorum. Yani uygun bir çalışma ortamları ve mekanlarının olduğunu düşünüyorum. Psikolojik açıdan rahat kendini ifade edebilecek, kendini bulacak bir ortam olduğunu düşünüyorum. Üniversite anlamında da bunu düşünüyorum. Rahat edebilecekleri bir ilde eğitim öğretim görebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Pamukkale Üniversitesi bir iç barışın sağlandığı bir üniversite olarak görüyorum. Yani herhangi bir olumsuz şartları yaşamadık biz şimdiye kadar. O bakımdan Ege'nin de güzel bir mekanı olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Pamukkale Üniversitesi müzik öğretmenliği ve resim öğretmenliğinin tercih sebebi olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerinin de tercihlerini bu yönde kullanmalarını öneririm. Evet. O tabii görüşlerin birçoğuna katılıyorum. Katıldığım görüşlerinizden birisi de fiziki olarak fakültenizin denizin en iyi yerinde olduğu. Evet, evet. Onu tabii de biz altına imza atabilirsek denizin en güzel yerinde. Evet. Ayrıca yerleşke olarak çok ayrıca güzel şu bir eksik kalmasın. Yani denizin en iyi bölgesi. Yani üniversitemizin öğrenciler açısından kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin çok yoğun olduğu bir üniversite olduğunu vurgulamak isterim. Tabii bu konuda Sayın Rektörümüz defaatle bunları dile getiriyor. Bir de ben getirmek isterim. Örneğin bizim binamızın hemen birleşiğinde iç içe olan bir tiyatro, devlet tiyatrolarının sahne aldığı tiyatro bizim fakültemizin içerisinde. Burada her hafta işte birkaç etkinliğin tiyatroyla beraber etkinlik oluyor. Öbür taraftan Kongre Kültür Merkezi'nde gerek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin, bilimsel ve akademik faaliyetlerin çok yoğun yaşandığı bir üniversitede kendilerini bulacaklar. Tercih sebeplerinden biri de bu. Evet. Fer Hocam size devam edelim mi? Tabii. Biraz evvelki sorum üzerine bölümünüzün en iyi tarafı ve en zor tarafı. Yani evet. Öğrencilerin bilmesi açısından. Yani eğer sizin bölümünüzü tercih edecekse, girecekse
Evet. En azından onları bilmesinde fayda var. Öncelikle hocamın dediği gibi müzik sayesinde öğrencilerimiz kendilerini ifade etmeyi öğrenebiliyorlar. Özgür ruhlarını harekete geçirip kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Bu anlamda ve ben müzik öğretmenliğinin ruhen insanlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani ruhumuzu eğitmiş olduğumuzdan dolayı, ruhlarını eğittiğimizden dolayı. Bildiğimiz bir deyiş var, o doğru mu diye tekrar size tasdik ettirmiş. Müzik ruhun gıdasıdır. Evet, evet, aynı şekilde. Gerçekten öyle mi yani? Sabahtan akşama kadar aynı şeyi yapınca hala aynı etkiyi veriyor Hiç sıkılmazsınız, evet. Yani hani hep tabiri caizse bir söylem vardır. Tekrar dünyaya gelsem ben yine müzik öğretmenliğini tercih ederdim. Gerçekten çok seviyoruz. Ve biz haftanın 7 günü okuldayız. Hocam da öyle. Koro çalışmalarını hafta sonu yapıyorum çünkü ben. Hafta içi derslerimiz oluyor. Zorluk olarak da kültür derslerimiz var. Artı sanat derslerimiz var. Bunlar ikisi birlikte yürüyorlar. Artı konser hazırlıklarımız olabiliyor. Yani öğrenci planlı çalışmadığı takdirde konser hazırlığı yaparken piyano olsun, keman olsun bu derslerden biraz geri kalabilir. Ancak planlı çalışmayla hepsi birlikte yürüyebiliyor. Bunu yıllardır zaten deneyimi görüyoruz. Yine güzelliklerinden bir tanesi de bizim öğrencilerimiz düşüncelerini özgürce söyleyebilen öğrenciler. Biz bu rahatlığı veriyoruz. Sağ olsun hocam da aynı şekilde hiç böyle despot bir anlayış yoktur bizim bölümümüzde. Herkes özgürce ifade edebilir. Tabii belli çizgi çerçevesinde. Bu güzellik var. Öğrencilerimiz de çok farklı zaten değil mi? Yapı olarak. Evet. Evet. Bizim için çok değerli öğrencilerimiz. Bu güzellikleri var. Nasıl resimde işte çizgiyle çocuk ruhunu anlatabiliyorsa, düşüncelerini anlatabiliyorsa, müzikte de sesle birlikte bunları anlatabiliyor. Özgüveni sağlaması. Artı yine toplu çalışmalarımızla çocukta sorumluluk sahibi, sorumluluk duygusu gelişmiş oluyor. Çünkü koro çalışmalarında, orkestra çalışmalarında bireysel bir yük yüklemiş oluyorsunuz öğrencinin üzerine. Bu da şey gibi, şu şekilde söyleyebiliriz. Birey eşittir toplum. Yani evet. Topluma kazandırmış oluyoruz sorumluluk sahibi bireyleri. İyi öğretmen yetiştirmiş oluyoruz. Evet, iki konuyu iyi temas ettiniz. Özgüven ve sorumluluk duygusunu aşılanmış oluyor bu bölümde diyorsunuz. Evet. Bu da zaten insanların normal hayatında en çok olması gereken özelliklerden iki tanesi diyebiliriz. Evet. Evet. Zaten hayattaki birçok şeyler, insanların başına gelen şeyler özgüven eksikliğinden geldiğini düşünürsek eğer. Aynı şekilde. Demek ki öğrencinize bayağı katkı sağlıyor sizin bölümünüz o anlamda. Tabii. Evet hocam, nereden devam edelim? Ben de isterseniz ek olarak genelde müzik eğitimi, özelde çalgı eğitimi, yani müzik eğitimi nasıl bir olay, nasıl bir süreç, bunlardan bahsetmek isterim. Ferah hocam çok güzel bahsettiler. Ben de işin biraz bu davranış organizasyonu anlamında, yani bir müzik eğitiminde hangi davranışlar nasıl devreye giriyor bilimsel anlamda vurgulamak isterim. Belki de açıklayıcı bir şey olur. Öyle ki genelde müzik eğitiminde, özellikle çalgı eğitiminde insanda var olan üç davranış yapısı birlikte organize oluyor. Yani hani hareki davranışlar dediğimiz psikomotor davranışlar, işte algılama, zeka ile ilgili insanın aklı, beyni, yani bilişsel süreçler, zihinsel zeka. Öbür taraftan işte duysal özellikler, duysal davranışlar. Öyle ki müzik eğitiminde bu üç davranış yapısı birlikte iyi organize olduğu ölçüde insan başarılı olabiliyor. O söylenen sözler aslında buradan çıkıyor. Yani işte ağaç yaş keneğidir, işte vesaire gibi uzun yıllarca düşünüp ondan sonra söylenen sözler. Öyle ki eğer işte diyelim zihinsel süreçler, yani akıl mantık iyi işlemiyorsa diğer davranışlara etkisi olumsuz yönde oluyor. Eğer ilgi tutum geliştirmiyor, yani bir çalgıyı az çalışıyor, gerektiği kadar çalışamıyorsa o diyğer davranışlara etki ediyor. Evet. Ve işte o başarılı oluyor veya işte belli düzeyde başarılı veya başarısız oluyor. Bunlar işte müzik eğitimi böyle bir şey. Eğitim alanında, disiplin diyoruz, disiplin alanlarında
tek işte müzik eğitiminde bu üç insanın üç davranışının birlikte organize olduğu alan. Herhalde şöyle düşünüyorum. Diyorum ki işte bu konudaki gerek filozofların gerekse Büyük Atatürk'ün söylediği sözler boşuna değil. Yani yani kısaca söylüyorum. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Veya uzun uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Sanatın bu davranış yapılarının önemli bir organizasyonu olduğunu söylüyorum. Ayrıca şunu da vurgulamak isterim. Büyük şehir olmak, işte büyük Türkiye olmak, belki büyük sözler söylüyorum ama büyük üniversite olmak veya büyük millet olmak insanların ne düzeyde sanat eğitiminde geldikleri düzeyle çok yakın ilişkili. Evet. Eğer insanların genel ortak bir sanat kültürü yoksa, almamışsa veya az düzeydeyse gelişmişlik düzeyleri aslında onunla ilgili, o düzeyde. Onun için Türkiye'de veya işte üniversitemizde insanların genel bir ortak sanat eğitiminin oluşmasına hepimiz katkı yapmak zorundayız. Müzik öğretmeni, bizim yetiştirdiğimiz müzik öğretmenlerinin eğitim öğretiminin yanında önemli görevlerinden birisi de bu. Yani toplumu aydınlatma, ışık saçma bu anlamda. Evet, tam toplum demişken hocam aklıma gelen bir soru var. Tabii ki şu anda siz öğrencilere eğitim veren bir kurumsunuz. Tabii ki. Topluma ait eğitimleriniz var mı veya ileriki seviyelerde, ileriki dönemlerde düşünüyor musunuz? Yani şu anlamda biz şimdi... Böyle bir şans var mı yani? Mesela size? Yani şöyle düşüneceğiz. Hı hı. Yani orada belki kurslar açmıyoruz. Üniversitenin diğer birimleri kurs açıyor. O alanlar ya o derslerle ilgili kurs alabiliyor ama... Örneğin Feray Hanım'ın yaptığı müzik topluluğunun, Türk Halk Müziği topluluğunun verdiği konserlere halk orayı dolduruyor. Bu bir eğitim değil mi aynı zamanda? Hı. Öbür taraftan müzik bölümünün orkestrasının veya akademik oda orkestrasının veya korosunun veya halk müziği veya sanat müziği korosunun verdiği konserlere yalnız öğrenci gelmiyor. Ya Denizli halkı geliyor veya işte başka illerde, ilçelerde biz konserler veriyoruz. Yani biraz önce söylediğim yani sanat eğitimi, sanatsal işlevi yayma fonksiyonunu da üstleniyoruz. Ya bu görevi de yerine getirmeye çalıştığımızı da vurgulamak istiyorum. Ben bir şey daha girmek istiyorum izninizle. Yine hocamın dediklerinden hariç öğrenciye yönelik yine örneğin bizim bölümümüzde topluma hizmet dersi uygulaması var. O ders içerisinde öğrencilerimiz diğer fakültelerden gelen öğrencilere çalgı çalmayı da öğretiyorlar. Ve herhangi bir ücrette talep edilmiyor. Evet. Yani öğrenciler arası bir ilişki. Evet, aynı şekilde. Yani faydalı olmuş oluyoruz çocuklara da. Enstrüman çalmayı öğretmiş oluyoruz böylelikle diğer bölüm öğrencilerine. Yine hocamın dediği gibi sadece bizim topluluğumuz yok. Sanat müziği topluluğu var, halk oyunları topluluğu var, rock kulübümüz var, yine müzik toplulukları var. Bunun yanında bir sürü öğrenciye yönelik topluluklarımız var. Bu anlamda da yine üniversite olarak öğrencilerimizi eğitiyoruz ve öğrencilerimiz de yine halka açık anlamda da bunu kullanabiliyorlar, çalışmalarını sergileyebiliyorlar. Hı. Ya da halkla birleşip etkinliklerde bulunabiliyorlar. Evet, ben bunu şöyle tamamlamak isterim izninizle. Tamam. Öyle ki biz tabii asıl işlevimiz orada eğitim öğretimin sağlıklı bir biçimde yapılması. Ancak bizim yetişebildiğimiz ölçüde toplumdan gelen işte diyelim kurumlardan gelen bizim yapabileceğimiz bir katkı varsa buna hiçbir zaman hayır demedik. Evet. Üniversitemiz hayır demedi. Evet. Zannedersem sayın rektörümüz hayır demedi. Ben demedim. Aynı yani şey. Bu bakımdan biz toplumla aslında Pamukkale Üniversitesi toplumla iç içe bir yani bunun güzel bir örneği diye düşünüyorum. Evet. Zaten konserler bunların örnekleri hocam. Evet. Yani en son çok kalabalık olan konsere değinmek istiyorum. Birçok konser veriyoruz zaten. 18 Mart'ta bir etkinliğimiz olmuştu. Çanakkale şehitlerini anma ve zaferini kutlama adı altında. Gerçekten salonun bütün koltukları doluydu. Denizli'ye de, halka da açık. Öğrencilerimizin memleketlerinden velileri de gelmişti. Bir o kadar kişi de
dışarıda izledi, bir o kadar kişi de geriye döndü. İşte bu topluma hizmettir, birlikte olmaktır. Toplumu bir anlamda eğitmektir. Yani zaten bizim topluluk ya da dersler de olsun, topluluk ilkeleri de olsun, öğrencinin boş zamanlarını çok kaliteli bir şekilde, üretken bir şekilde geliştirmesini sağlıyoruz. Öz müziğimizi unutturmamayı sağlıyoruz. Bu anlamda çok şanslılar. Yani öğrencilerimizin eğitimi yanı sıra halkla da iç içe tabii, bir şekilde her anlamda orkestra olsun, koro olsun. Yani bizim yaptığımız çalışmalardan rahatlıkla haberdar olabiliyorlar ve bilgiyi de gördüğünüzü anlıyorum. Evet, bu anlamda. Hocam, bu bölümleri tekrar hatırlatmak adına müzik bölümünde yayın çağrıları, onlar daha sonraki açılacak olan bölümlerdi. Evet. Piyano ana sanat dalı, vurmalı ve üflemeli çalgılar ana sanat. Eğitim öğretim aktif hali, eğitim öğretimle bu şey olacak. O da 2017 eğitim öğretim bölümünde. Evet, o 2017. Sahne sanatları bölümünde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tiyatro, o sahne sanatları bölümü var şu anda. Evet, var tabii ki. Öğrenci aktif. Yok henüz. Evet, öğrenci yok. Evet. O da 2017 miydi? Evet. O da 2017. Evet. Orada da daha sonra tiyatro, opera, bale olarak. Müzikoloji bölümü. Hep bu dört bölüm, biraz önce müzik ve sahne sanatları fakültesinin ilgili bölümlerine şu anda öğrenci alamadık, öğretim üyesi alma aşamasındayız. Hı. 2017 yılında öğrenci almaya başlayacağız. Bu dört bölüm için de geçerli. Evet, bence. Evet. Biz şu anda eğitim fakültesinde evet, o şeyler, bölümlerle müzik ve resim ağırlıklı olarak şu anda evet. Devam ediyoruz. Pekala, şey sorayım hocam, bu birçok diğer fakültelerinizde var, sizin fakültenizde de var mı? Erasmus ve Mevlana projelerimiz bu bölümlerle ilgili. Bizim diğer fakültelerde var. Özellikle mühendislik alanında bu Erasmus Erasmus ve diğer programlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Üniversitemiz Erasmus konusunda da yani bakanımız var. O mühendislik fakültesi dekanımız Sayın Selçuk Toprak. O konuda yani üniversitemiz iyi bir yerde. Tabii bizim müzik ve resim eğitimi ana bilim dalları açısından pek geçerliliği yok mu? Geçerli var. Daha diğerlerine nispeten daha yavaş işliyor diye düşünüyorum. Öğrenci değişimi. Çünkü öğrencimiz az. Bir veya iki öğrenciyle ancak bu değişim programları ile devam ediyor. Ama diğer fakültelerin, bazı fakültelerin bölümleri bu konuda bayağı yoğun değişim programları çalışıyorlar. Evet. Bir de şunu merak ediyoruz, daha doğrusu öğrenciler merak ediyorlar şu andaki gençlerin tabii şeyi, ben meslek sahibi olacağım. Bunun sonucunda ben gelirimi nasıl çok rahat bir şekilde karşılayabilecek miyim? Ve genelde 3 çalışma yeri, yöntemi var. İşte kişinin kendi işini kurması, özel sektörde çalışması ve kamu sektöründe, kamuda çalışması. Evet. Bu bölümler olarak bu iki bölümde de veya bölümlerinizde, şu anki bölümlerinizde, bu üç şartı da taşıyor mu yoksa işte efendim özelde biraz zorlanır ama kendi işini kuramaz veya... Ben konuşayım, Feray Hocam da tabii tamamlayabilirse tamamen sohbet edersiniz. Şimdi zaten. Evet, aslında... Önü açık olan bölümler mi bunlar yani? Eğitim anlamında, öğretmenlik anlamında Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan bölümler bu iki bölüm. Hmm. Ya şöyle düşünelim, Türkiye'de kaç okul var bilemiyorum. Her okula bir müzik öğretmeni ve resim öğretmeni olması şartıyla Türkiye'de kaç bin müzik ve resim öğretmenine ihtiyaç olduğunu görebiliriz. Bizden mezun olan öğretmen adayları belli bir puan aldıktan sonra KPSS'den boşta kalan yok. Bunun yanı sıra diğer kurumlarda da iş bulabiliyorlar. Yani asıl fonksiyonlara müzik öğretmenliği veya resim öğretmenliğinin yanında bunlar işte belli orkestralara, korolara girip sanatçı da olabilirler. Diyelim TRT'nin ilgili birimlerinde görev de yapabilirler. Prodüktör yardımcılığı da yapabilirler. Yani iş sahası aslında bu geniş. Çok geniş. Az mezun var. Yani Türkiye'nin bu konuda her bir okula bir müzik öğretmeni veya resim öğretmeni politikaları da doğru olacaktır. O zaman Türkiye'de çok büyük bir açık olacaktır ve bu sağlandığı takdirde yani bu konuda çok ilerleme kat edecektir diye düşünüyorum. Evet. Feray Hocam bu konuda. Evet, bunun dışında öğrenci mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmayanlar da var. Örneğin bir müzik dershanesi açabiliyorlar.
enstrüman satışı yapabiliyorlar. Bu anlamda da faydasını görebiliyorlar. Çalışmak istemeyen, öğretmen olmak istemeyen öğrencilerimiz. Doğru. Ben resim galerisi gördüm. Evet, mesela özel evet. olarak çalışan. Müzik de var. Şöyle açalım onu. Yani evet. şu da var. Müziğin işlevleri var. Örneğin işte eğlence, dinlence fonksiyonları da var. Ama evet. yani müziğin eğitim işlevi de var. Ya bizim buradan mezun ettiklerimiz eğitim işlevini üstlenecekler. Yani öğretmen olacaklar. Ancak tabii başka birimlerde, başka platformlarda onlar evet. işte bulacaklar. Onlar yani kendi artık seçenekleri olacak bu konuda. Son dakikalarımıza girdik Feriha Hocam. İlave edeceğimiz neler olabilir? Var mı? Ben yine baştaki gibi söylemek istiyorum. Bölümümüze sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz lütfen biraz daha bilinçli çalışsınlar. Müzik öğretmenlerine danışsınlar. Bizlere de danışabilirler. Biz bu konuda aydınlatabiliriz kendilerini. Sınava nasıl çalışmaları gerektiğini. Gerçi biraz gecikmiş de oluyorlar. Bu saatten sonra aydınlatmak ne derece doğru olur bilemiyorum ama. Ama yine de şanslar var. Tabii. 16'sına kadar bir süre uzatımı oldu galiba o tercihler konusunda. Bizim tercihle değil. Yetenek sınavıyla yetenek olduğu sınavı. İçin 27 Temmuz ve 31 Temmuz arasında sınavlarımız var. Şu ana kadar hazır olmuş olmaları gerekiyor öğrencilerimiz. Ama gene de size danışmalarına fayda var. Mesela tabii, tabii. yetkin olup olmadığında anlamak da iyi tabii, şey yani sonuçta. Tabii. O zamana kadar hayal kurup da hayal kırıklığı başına, olabiliyor. Evet, olabiliyor. Sınavı hiç bilmeden gelen çok oluyor. Gelip ön görüşme yapmasında en azından başka bir bölümü tercih etmesinde. Tabii yerleştirmeyle. Evet. O zaman anladığım kadarıyla yani size geldiklerinde, fakültenize geldiklerinde sizin rahatlıkla yardımcı olabiliyoruz. Tabii tabii. Yardımcı tabii. olacaksınız. Tabii biz aydınlatırız onları. Aydınlatma anlamında yardımcı oluruz. Her zaman gelip görüş alabilirler bizden. Efendim çok teşekkürler. Rica ederim. Efe Hocam neler söyleyebilirsin son cümle olarak? Ben iki konuya vurgu yapmak isteyerek bitirmek isterim. Öncelikle Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Pamukkale Üniversitesi bünyesinde işlevsel hale geldiğinde üniversitemizin önemli bir ayağını tamamlayacak. Yani kültür sanat ayağını özellikle sahne sanatları anlamındaki orkestrasıyla gerek üniversitenin gerek büyük şehrin gerek yöreye çok büyük katkılar yapacak. Ve çok önemli işlevler üstleneceğini düşünüyorum. Öbür taraftan müzik öğretmenliği sınavına girmek isteyenlere burayı tercih etmelerini öneririm onlara. Bu konuda üniversitemizin ana sayfasında sınavların nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzumuz orada var. O konuda aydınlanabilirler. Bölümü gezmelerini öneririm. Buraya geldiklerinde bize soracakları aydınlanma konusunda tabii ki biz hep oradayız bütün öğretim elemanlarımızla birlikte o konuda işlevimizi yerine getirmeye çalışacağız. O zaman siz aynı şekilde öğrencilere elinizden geldiğince yardımcı olmayı vaat ediyorsunuz. Tabii ki biz tabii aydınlatma konusunda bu işin sohbetini yapabiliriz. Öğretmenliğin asıl işlevi o değil mi? Evet. Bizim var olma sebebimiz o değil mi? Evet. Yani pazartesinden beri üniversitemizin dekanlarıyla hocalarımızla sohbet ediyoruz. Evet. Ben bu şehirde yaşayan bir insan olarak gerçekten memnun oldum. Yani siz gibi insanlarla bu işin sohbetini yapmak. Çok teşekkürler. Çok pozitif insanlarsınız hepiniz de. O en başından beri konuştuğumuz arkadaşlar. Sağ olun. O açıdan öğrenciler için çok şanslı bir üniversite. Öyle diyebilirim. Aynen. Çok teşekkürler. Aynen. Yani, çok teşekkürler. Efe Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ilave edeceğiniz? Kendi adıma, fakültem, bölümüm adına, üniversitem adına çok teşekkürlerimi sunuyorum ben de sizlere. Çok sağ olun. Aynı şekilde biz çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde yine sohbet etme şansımız olur. İnşallah. Sevgili izleyiciler, özellikle tabii ki bu haftayı ayırdığımız öğrencilerimiz, fakülte ve bölümlerimizin tanıtımı bugün itibariyle sona erdi. Yarın yine 14'te. Tercihler noktasında bir uzmanımızla sohbetimiz olacak. Eğer o konuda kafanızda soru işaretleri varsa uzmanımıza soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. Yarın 14'te görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim.